Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Söz verdiğiniz üzere geçen yarışta ne demiştik? Bu ısınma turumuz. Şimdi asıl yarışa gireceğiz demiştik. Hemen onun peşine bir yarışa daha girdim. Tabii siz ertesi gün falan izliyorsunuz bu yarışı ama. Yine LMP3'lüyüz. Bu sefer GT4'ler de var. 20 tane GT4 var. Bol bol geçişin olacağı, heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyorum. Ve önümde 3.8K, 3.4K, 2.9K ve 6.3K'lık 4 araç var. Olabildiğince yukarıda bitirmeye çalışacağız. 5. başladık. 5. bitirirsek amenna, daha yukarıda bitirsek daha iyi olur ama geçilmek kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Yarış içinde de zaten yarış tecrübemizle birlikte arka taraftakilere geçileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yarış tecrübesi daha az olan pilotlar var arkamızda. Hep 2K'lık pilotlar var. 3K üstü pilot arkamızda yok. Onu söyleyebilirim. Sadece önümüzdekiler var yani. Önümüzdekilerle yetinmeyebileceğiz efendim. Hele önümüzdekilerden birkaçını geçersek, birkaçı kaza yaparsa, trafikte falan var ya, üf, değme keyfine yani. Tadını çıkartacağız efendim. Umarım güzel ve keyifli bir yarış olacak hep birlikte. Hadi bakalım. Yavaştan formasyon turumuz başlayacak. Ardından yarışımız başlayacak efendim. Şöyle kamerayı biraz daha şöyle alabilirim dedim ama böyle iyi herhalde ya. Şöyle iyi. Direksiyon kameramız iyi. Her şey olması gerektiği gibi. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Dediğim gibi gergin bir yarış olacak muhtemelen. Belki çok fazla konuşamayacağım bile. 17'nin içi dönemiyorum ben sıralamada. Çünkü sıralama antrenmanı yapmıyorum çok fazla. Full yarış antrenmanı yaptığım için, full yarış yaptığım için sıralamaya çok ekstra önem göstermediğim için sıralamada önde başlayamıyoruz çok fazla ama yarış içinde mutlaka önlerden birkaçını avlamak hedefim. Onu söyleyeyim. Evet. Liverimizi değiştirdik. Zaten birkaç yarıştır bunu görüyorsunuz. Acura'ya yaptığım liverinin aynısını LMP3'e de uyarladım. LMP3'le de yaptım. Güzel oldu bence. Böyle bir koleksiyon halinde bütün arabalarıma aynı liveriyi yapmayı düşünüyorum böyle. Hani çok kullandığım bütün arabalarıma diyelim. Bütün arabalara demeyelim de. Çok kullandığım arabalarıma bu liveriyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü güzel oldu. Hoşuma da gitti. Mümkün olduğunca bol bol yapıyorum o yüzden. Hadi bakalım. Başka da çok yarıştığımız araba yok. LMP3 ve LMDH bizim main araçlarımız diyebiliriz. Arada sırada süper formula falan giriyoruz. Belki onlara da liveri yaparım ama şu an için henüz başka bir araca liveri yapmayacağım sanırım. Evet. Hadi bakalım. Heyecanlı bir yarış olacak. Gergin bir yarış olacak. Elimizden geleni yapacağız efendim. Safety car pit'e giriyor. Lider yarışı başlatacak. Lideri bekliyoruz sadece. Olabildiğince dışarı açtım kendimi. Bu virajda güzel bir hız alabileyim diye. Eğer olur da direkt başlatırlarsa yarışı diye. Ufak dokundum ama 4 incident verdi abi direkt. Çok ilginç. Abi bir dokundum yani, bir şey yapmadım. Hadi hadi, daha hızlı dönebilirsin. İnanıyorum sana. Evet, yarışa başladığımız pozisyondayız. 5.'yiz. Burada bir hata yapan pilotumuz var. Onu geçtik. Güzel. Hadi bakalım. Erken bir hata geldi. 2.9K'lık pilottan hata geldi bu arada. Hedefim şu 3K'lardan en azından birini geçmekti ama şu anda da iyiyiz. Hızımızı koruyalım, yarış sonuna kadar idare ederiz abi.
Hadi bakalım. Şu an ciddi bir baskı altındayız. Arka taraftan bize karşı 0-5'imizde rüzgarımızdan gelmeye devam ediyor arka taraf. O bir baskı oluşturuyor tabii ister istemez ve bir gerginlik yaratıyor. O yüzden çok fazla konuşamayacağım. Onu biliyoruz. Olabildiğince sakin bir şekilde heyecanımı kontrol ederek yarışmaya çalışıyorum. Aa yapma ama. 5 incident oldu. Daha yarışın başında ya. O ufak demasa nasıl 4 incident verdi bilmiyorum gerçekten. Biraz pingsel bir durum olmuş muhtemelen. Orada. Hadi 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 hadi. Arkayla biraz araya açacak gibiyiz ya. Güzel. Ön taraftaki araç biraz durdurdu. Kaplaması bana Space Soldier'ı hatırlattı. CS oynayanlar bilir. Biraz dışarıda kaldık. Virajı güzel dönemedik burada. Bu pist biraz içerideki köprülere dokunmanı istiyor. Dokunamazsan virajdaki çizgiyi oturtamıyorsun abi. Evet, öndeki pilot hatalar yapıyor. Ama henüz hızını etkilemedi öndeki pilotun hataları. Daha büyük hatalar yaparsa yeriz abi. Tadından yenmez. Hadi bakalım. Birazdan T4'ler girecek. Ve trafik başlayacak. Trafik başladıktan sonra gerçek pozisyonlar belli olacak. Muhtemelen biz 4. pozisyonda kalırız. Arkadakinden güzel kaçıyoruz şu anlık. Onu söyleyebilirim. Fena değiliz yani. Hadi hadi. Çizgiyi istediğim gibi oturtamıyorum ya. Buradan güzel çıktık. Evet ben de bir incident daha aldım. Çok zorluyoruz arabayı tabii. Bu da pist limitlerini açmamıza sebep olabiliyor. Umarım çok büyük sıkıntıya sokmadan incident konusunda kendimizi yarışı bitiririz. Biraz şimdiden terlemeye başladım bile abi. O çok sıkıntı. Arka arayı neredeyse bir saniyeye kadar çıkardık ama güzel araç. Aa! Olmuyor abi. İstediğim gibi oturtmuyor virajlara ya. 7 incident oldu. 10 hakkımız kaldı. Hadi bakalım. 10 incident daha aldıksak eğer pitten geçme cezası alıyoruz ve bütün yarış bitiyor aslında o andan itibaren bizim için. Safety falan önemli değil de ceza almazsak iyidir yani.
Evet, GT4 trafiğiyle an itibariyle başlamış bulunmakta. Güzel geçtik. Abi kanter içinde kaldım ya. Şimdiden bu kadar terlediysem 20 dakika sonra ne olurum bilmiyorum yani. Daha 10 dakika bile olmadı yarış başlayalı. Nasıl spin attın orada ya sen? Nasıl becerdin onu ya? Tam da bana denk geldi abi. Çok talihsiz yani gerçekten. Biraz süre kaybettirdi orası bize. Ne kadar zorladım be orayı. Ne gerek vardı, arkasından girsen ne olurdu yani. Ufak bir temas, sıkıntı yok. Trafik başladıktan sonra dertler başlıyor görmüş olduğunuz gibi yani. Güzel. Daha şimdi biraz sıkıntıdayız. Herkes biraz sıkıntılı sürüyor şu an. Bir kaosun içindeyiz ama bakalım nereye gidecek bu kaos. Öndekiler çok sıkıntılı kullanıyor, korkutuyorlar beni. Her an her türlü belaya sokabilirler kendilerini. Onu net görebiliyorum yani. Güzel. Güzel. Tur bindirilmiş araca geçiş yaparken güzel yakaladık diğer LMP3'ü. Ve diğer LMP3'ü de geçmeyi başardık. Hadi ama McLaren, hadi ama. Ya geç Apex'i yapmanın yeri mi kanka ya? Sen GT4'sün ya, kendine gel. LMP3 değilsin ya. Geç Apex'te beni geçmeye mi çalıştın? Onu geçmeye çalıştın öndekini yani. Tuhaf tuhaf hareketler. Normal çizgisinde gitsek hiç kimse dert edinmeyecek yani bunu. Öyle söyleyeyim. Şu anda yarışın üçüncüsüyüz. Ve ikincisiyle aramızda yaklaşık 0.5 var. Hadi bakalım. Bol aksiyonlu güzel bir yarış geliyor. Hissettim onu. Arkadaki spin attı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu an arkadan yana derdimiz kalmadı diyebilirim yani. En yakın rakibimiz 3.5 saniye gerimizde şu an. Abi durdun, durdun ya. Ne yapıyorsun ya? Şakasız durdu yani abi. Arkadaki yaklaşacak abi. Düzünü söyleyeyim. Bas, bas, bas. Hıza ihtiyacımız var. Allah'ını seven gaza bassın diye bağıracağım. Öyle bir ortam burası şu an. Biraz sıkıntılı kullanıyor. Fren yapılmayacak yerlerde blokaja kalacak şekilde fren yapıyor. Bu da onun yanlış çizgiyi takip ettiğini, yanlış gaza frene bastığını gösteriyor aslında. Adama da vurdu. Biraz paniklemiş durumda önümdeki Space Soldier, sana söyleyeyim yani. Xanteres'in yan çarı, öyle söyleyelim. Güzel geçiş.
bir şekilde sıyrıldık oradan. Önemli olan oydu. Güzel. Space Soldier'ı da geçtik abi. Şu an ikinciyiz. Yarışın resmi ikincisi biziz şu andan itibaren. Hadi bakalım. Şimdi hızımızı koruyup ön tarafa asılmak var. Abi ne yapıyorsun ya? Dönsene çizgine. Çizgine gitsene abi. Yol vermeye çalışıyor hala bana ya. GT4'lerin, yani şöyle söyleyeyim. Multi class'larda, yani birden fazla class'ın yarıştığı yarışlarda yavaş araçların çizgilerinde gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bütün inisiyatifin hızlı araçlarda olması lazım. Nereden geçeceklerine, nasıl geçeceklerine hızlı araçların karar veriyor olması lazım. Diğer türlü böyle karmaşalar da oluyor. Yol vermeye çalışmayın eğer yavaş araba sürüyorsanız bir multi class'ta. O incecik bir tavsiye olsun benden size. Arkadaki yine yetişecek çünkü trafik bitti. Trafiksiz ortamda ben biraz daha yavaşım onlara göre. Trafikte biraz daha iyiyiz yani, biliyorsunuz bizi. O yüzden geçebilmiştik. Muhtemelen yetişeceklerdir. Belki geçerler bile. Orasını bilemiyorum tam olarak yani. Ama biraz sıkıntı yaşayacağımızı biliyorum trafiksiz ortamda. Doğru zamanda doğru kararları verdik diyebiliriz ama yarış boyunca şu an için. 16 dakikamız kalmış. Neredeyse yarışın yarısı bitmiş, onu söyleyeyim. Bir tur sonra yarışın yarısı. Olabildiğince kaçmaya çalışıyorum. Bir yandan da kanter içinde kaldım. Allah'tan elden kumaş. Telimi silmekte de yardımı dokunuyor. Sadece direksiyonu tutarken değil yani. Arkayla arayı açıyoruz gibi ya. 1.1 saniyeydi. 1.5 saniyenin üstüne çıktı aradaki fark. Bu demek oluyor ki biz fena değiliz. Düz turda da hızlı olarak fena değiliz yani. Ya da o hata yaptı. O da olabilir tabii. O da mümkün. Hepsi bir arada. Yarış tempom iyi ya. Evet arkadaşlar. Tam burada, şu noktada mikrofonumun böyle anlık olarak renginin yanıp söndüğünü ve bağlantısının koptuğunu görebilirsiniz. Ardından geri geldi, ışığı yandı ama yarışın kalan kısmı boyunca maalesef ben size eşlik etmek durumunda kalacağım. Burada artık bağlantı koptuğu için mikrofona odaklanmamaya, yarışa odaklanmaya çalışıyorum. Yarış boyunca böyle gidecek. Ben yine böyle önemli noktalarda, işte bir şeylerden bahsetmem gereken noktalarda sizlerle yine konuşuyor olacağım. Tek amacımız şu anda pozisyonumuzu koruyup daha hızlı turlar atmak ve arkayla arayı açmak. Güzel de gidiyoruz. Hiç fena değiliz. Attığımız süreler güzel. Yarışa da güzel başladık. Yarışın başından sonuna kadar güzel gitmeye çalıştık. Tabii ben yarışın sonucunu biliyorum. Olabildiğince tepki vermemeye çalışacağım ama elimden geldiğince sizlere arada sırada bilgi vermeye çalışacağım efendim. Hadi bakalım. Bu arada hala kontrol ediyorum. Ses gelmiyor mu, ses gitmiyor mu, geri gelir mi falan filan gibi. Ama tabii yapabilecek hiçbir şey yok. Oradan mikrofonun ayarlarından bir şeyi düzeltmem gerekiyor. Diğer türlü ses gelmiyor. Yarış esnasında da yapabilmem imkansız tabii ki. O yüzden mecburen yarışın bir kısmını artık mikrofonsuz idare ediyorum. Bundan sonraki yarışlar için de farklı bir çözüm buldum. Kabloyu biraz sıkıştırdım ve bantladım. Bu işi çözecektir diye düşünüyorum. Umarım bir daha kopmaz abi. Sadece trafiğe girmeyi bekliyorum. Trafiksiz alanda arkadan daha yavaş olduğumu hissettim ve trafiğe bir an önce tekrar dalıp trafikte arkayla arayı açmayı planlıyorum. Tek amacım bu aslında şu anda. Trafik bir an önce önüme gelsin diye dua ediyorum yani. Öyle söyleyeyim. Burada önümüzde tur bindireceğimiz bir LMP3 var derken zaten LMP3'ü burada kaybettik. Benim için hani kötü oldu. Niye kötü oldu?
Ben bir şekilde geçerdim ama arkaya en azından bir miktar yavaşlatırdı. Öyle bir planım vardı. Spin atması açıkçası benim açımdan da kötü oldu. Adamın açısından ne kadar kötüyse. Trafiğe de böyle yarım turdan az kaldı. Zaten GT4'leri görmeye başladık bile. Az sonra trafiğe tekrar gireceğiz. Ve mümkünse en hızlı şekilde trafiğe geçmek istiyorum. Amacım o. Ağzımın şekil değiştirdiğini görebilirsiniz buralarda. Gerçekten hani bir şeye çok çaba sarf ederken, özellikle fiziksel bir güç uygulamaya çalışırken ağzınızın yüzünüzün yamulması çok normal. Bütün yarış yapan e-sporcularda falan görürsünüz. Bütün böyle kameralı yarışını yapan. Eminim F1 pilotları bile yarış esnasında ağzı burnu yamuluyordur. %100 garantisini verebilirim yani. Bu da GT4'ü içeriden birazcık sıkıştırıp avantaj elde etmeye çalıştım yine. Arkadaki biraz daha trafiğe takılsın, ben bir an önce geçeyim derdindeyim. Başından sonuna kadar amacım o yani. Evet, burada görmüş olduğunuz LMP3 de yine tur bindireceğimiz bir LMP3. Yine fırsattan aynı şekilde yararlanmak istiyorum. Bir an önce hızlı bir şekilde geçip arkama almak istiyorum ki olabildiğince arkamdaki rakibi yavaşlatsın, beni değil. GT4'ler de aynı şekilde, olabildiğince ben onları en hızlı şekilde geçeyim. En dar köşelerde bile geçmeye çalışayım. Hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde atağımı yapayım, geçeyim. Sonrasında arkadaki düşünsün derdindeyim. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada GT4 beni bayağı bir korkuttu bu arada. Dışarıya doğru açtı ya bir anda. Nasıl yapacağımı şaşırdım orada. İyi ki üzerime o kadar gelmedi. Üzerime gelecek diye bekledim ama ucuz kurtardık diyebilirim. Öndeki LMP3'ü bir an önce geçmek istiyorum. Elimden geldiğince tryhard bir şekilde koşturuyorum. Hazır sesim de gelmiyor size. Tamamen yarışa odaklandım. Zaten yüzümden de anlayabilirsiniz. Tamamen yarışa odaklanmış bir Sezer ünlü var orada abi. Focus ünlü diyebilirsiniz buna. Böyle bir yerden sonra gaza geleceğim muhtemelen. Böyle elimle kolumla işaret edeceğim ama hatta burada başlıyordu galiba. Bakayım. Burada LMP3'ü geçebilirsem böyle baş parmağımla o yes be yes falan yapıyorum. Yol verdi diyorum. Teşekkür ederim diyorum sarıya. Tabi bilmiyoruz ki neler neler olacak, kim bilir bu yarış. Biraz da gizem yaratayım. Burada şu GT3 beni çok yordu. Çok yavaşlattı abi. Neresinden geçeceğimi şaşırdım. Dışarıdan mı atak yapayım, içeriden mi? Dışarıdan yapsam dışarı açacak arabayı, tekrar buluşacağız. İçeriden yapacak da zaman bulamadım. İçeride böyle bir öpüşecek gibi olduk. Arkasından vuracak gibi oldum ama gene günü zor kurtardık. Bir yandan kanter içindeyim tabi. Vantilatör altında yarışıyorum ve ciddi zorluk o kısım. Hani kanter içinde kalıyorum gerçekten. Sırtım ter içinde kalıyor. Yarış sonraları gerçekten ayrı bir zulüm. Onu söyleyebilirim. Burada GT4'leri rahat rahat geçiyoruz. Keyfim de yerinde açıkçası. Böyle inanılmaz motive olmuş durumdayım. Yarışı ikinci bitireceğim işte. 3K'ları 4K'ları geçmiş olacağız. İyice puanları toplayacağız. Şu anda 3.3'e doğru aslında bir adım atıyorum. 3.3 olmak için. iRating olarak. Bu hafta hakikaten kendimize çok puan kazandık. Özellikle 2 haftadır puan konusunda iyi topladık iRating'leri. Onu söyleyebilirim. Böyle bundan sonra güzelce antrenmanımı yapıp sadece Nürburgring'de değil diğer pistlerde de yine odağımı korumak istiyorum. Sadece Nürburgring'i sürdüğüm zaman gün sonunda şu oluyor. Diğer pistlerden hangisi gelirse gelsin çuvallamaya başlıyorum. Çünkü antrenman yapmıyorum. O yüzden de Nürburgring'i sürmeyi bırakıp biraz diğer pistlere odaklandım ki diğer pistleri öğreneyim. Mesela Laguna Seca'yı öğrendik bu hafta. Sallıyorum, aradan bir ay geçtikten sonra tekrar Laguna Seca yarışı geldiği zaman benim antrenman yapmama bile gerek kalmayacak abi. Çok rahat bir şekilde girip yarışabileceğim. Bu mentalitede olmak lazım. O yüzden her pistte ustalaşmak kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Elimden geldiğince ona antrenman ve yoğunluğumu ona adayacağım. Öyle söyleyebilirim şu an.
Burası işte çok sıkıntı abi. Aa, bura çok tadımı kaçırdı. Bura çok tadımı kaçırdı. Burada ne oldu biliyor musun? Hemen açıklıyorum. Burada bu arada diğer LMP3 de geçti beni. Hemen şu an önümdeki araç. Ve hasarımız var. Ciddi bir kaza yaptık. Arkadan bize vurdular. Şimdi nasıl oldu oradaki pozisyon onu söylüyorum. Yine böyle elimle kolumla yüzümle böyle gülerek falan böyle bir tepkiler vermeye çalışıyorum orada fark ettiyseniz. Tam dönüş esnasında yani freni bile bitirmemişim daha fren yapıyorum. Ve o sırada hala işte şeyin işin şovmenliği kısmındayım abi. Yok baş parmak kaldıracağım. Yok nasıl geçtim. İşte şöyle bir gülücük atayım. Adam bana yol verdi. Orada GT4 bana çok tatlı bir hareket yaptı abi. Yol verdi tamam mı? Kendini dışarı attı. Rahat rahat geçeyim diye yol verdi. Ben de kendimi çok içeriye atmaya çalıştım. Yaptım çok büyük bir hata. O kadar içeriye atmamam gerekiyordu o kadar hızlıyken. Hem hızlıyım hem içeri atmaya çalışıyorum. Direksiyonu çok fazla çeviriyorum. Hem de aynı anda gaz veya fren yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen fren yapmaya çalışıyordum. Tam hatırlamıyorum ama. Üçünü birden aynı anda yapmaya çalıştığın zaman aracın dengesi acayip şaşıyor. Zaten LMP3 dengesiz bir araç aslında. O dengesizliğin içinde güzel bir denge yakalarsanız acayip dengeli bir hale geliyor araba. Çünkü gördüğünüz gibi değil yani. Bir kez denediğiniz zaman çok iyi anlarsınız. LMP3 gerçekten aslında çok dengesiz bir araç yani onu söyleyebilirim. Aracın arka kanadında hasar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü arkadan aldım hasarı. Bir GT4 dönerken bana vurdu. Haklı olarak. Çünkü yolun ortasında duruyorum. Hasarlıyım ve şunu hissediyorum. Özellikle hızlı virajlarda bunun gibi mesela şu değil de birazdan geleceğimiz virajlar pistin sonuna doğru böyle bayır aşağı inmeye başlıyoruz ya corkscrew'u geçtikten sonra orada tapa gaz gittiğimiz bir bölüm var. Oraya geldiğimiz zaman işte sıkıntıyı orada yaşıyorum abi. Orada acayip bir şekilde arkası geliyor. Bak burada da geliyor aslında. O yüzden vites düşürüyorum. 3'e düşmemin tek sebebi o. Arkası acayip geliyor. Sürekli kayacakmış gibi oluyor araba. Arabayı kontrol edememeye başladım hasar yüzünden. Ya belki lastiklerim çok ısınmıştır. Onun etkisi vardır arka lastiklerimin. Belki de arkadan aldığım hasarla ilgilidir. Tam olarak bilemiyorum ama burada beni en çok yoran ve zorlayan kesinlikle ve kesinlikle bu arkadan kayma oldu. Yarış boyunca bizi bırakmayacak bu. Ben size söyleyeyim abi. Ben hasardan olduğunu düşünüyordum. Ama çok büyük bir hasar da yoktu yarış sonunda bilmiyorum yani. Hala baş parmak yapma derdindeyim ben de yani. Aga boş ver yoluna bak işte. Ben zaten dublajı yapıp durumu kurtaracağım. Rahat olsana Sezer'cim yani. Bu adamı güzel kovalıyoruz. Tekrar yetişip tekrar geçme şansımız var. İkinciliği istiyorum gerçekten çünkü ya bir şeyi başarmaya başladıktan sonra insanoğlu doyumsuz arkadaşlar. Hep daha fazlasını istiyor tamam mı? Üçüncüyüm neyime etme abi. İkinciliği istiyorum. Geri istiyorum ikinciliği. Çünkü ikinci olabileceğimi biliyorum yarışta. Ve ikinci olduğumu da biliyorum aslında yarış boyunca. O yüzden şimdi de ikinci olmam lazım gibi düşünüyorum. Ve elimden geldiğince tryhard bir şekilde gazlamaya devam edeceğim. Ama araç beni çok yoruyor bir yandan da. Ne yapacağımı bilmiyorum. O noktadayım. Muhtemelen bir yerden sonra salacağım. Öyle bir planım var yani şu an. Yarışa biraz daha gizem katayım abi. Ne olacağı belli değil. Buraya bazen ikinci vitesle giriyorum. Çok daha güzel oluyor bu arada. Birinci vitesle girip 2 ile kesin çıkıyorum. Ama bazen hiç 1'e düşmeden ikinci vitesle dönüyorum. İlerideki yarışlarda göreceksiniz onu. Bundan sonra birkaç yarış daha yaptım. O yarışlarda denedim. Çok daha rahat ettiğimi hissettim ve daha hızlı turlar atabildiğimi hissettim açıkçası. İkinci vites iyiymiş orada. Laguna Seca'nın corkscrew virajında. 1'e düşmemek lazımmış icabı. Adım adım kovalıyoruz. Adamın rüzgarındayız. Güveniyorum kendime. Yani bir dahaki trafik geldiği zaman ben bu adamı geçerim kafasındayım. Trafik gelene kadar yeter ki şu mesafeden kopmayayım. Takip etmeye devam edebileyim istiyorum. Ama tabii aracın da hasarın olduğunu göz ardı etmeden olabildiğince dengeli şekilde sürmeye çalışıyorum aracı ki eğer aracın hasarı olduğunu unutur, anlık bir gaza gelip normal bir araçmış gibi, daha demin kullandığım gibi, bir önceki turda işte hasar almadan önce kullandığım gibi kullanmaya çalışırsam aracı, biliyorum ki bana çok kötü bir tepki verecek ve belki sonunda spin atacağım. Onu engellemek istiyorum. O yüzden bir yandan kendime sürekli işte araçta hasar var, dikkatli olman lazım diye telkinlerde bulunmaya çalışıyorum bir yandan da. Ama bir yandan da adamı kovalamaya çalışıyorum. Burada adam çok fazla blokaja kalıyor. Corkscrew'da. Aslında yanlış. Olabildiğince aracı akıtmanız lazım.
Ne kadar çok blokaja kalırsanız o kadar çok lastiğiniz eskiyecek. Özellikle o virajda her seferinde blokaja kalırsan böyle yarış sonunda o lastik kullanılmaz hale gelir. Ve çok yormaya başlar bir yerden sonra. Önden açmaya özellikle başlar araç. Yol tutmayacağı için özellikle sol ön lastiği. Burada üzülüyorum tabii, tadım kaçıyor. Böyle yüzümü somurtup böyle sağa sol yapıyorum falan. Siz bana çok aldırmayın. Aslında olduğum pozisyon, bulunduğum yer üçüncülük. Hala podyumdayım. Üzülecek hiçbir şey yok ama işte insanoğlu abi. Yani kesinlikle üzülmemem gereken bir yerde. Gereksiz yere üzülüyorum sürekli. Üzülmemin tek sebebi de işte daha iyisini yapabilirdim, neden yapamadım. O kafadayım. Trafik başlıyor yavaştan diye hissediyorum. Ama halbuki trafiğin başlamasına 1,5 tur var. Son turda trafik gelecek. Zaten son 2 tura gideceğiz artık. Son 2 turumuzu atacağız bundan sonra. İşimiz zor yani. Bu adamı geçme konusunda. Yine de son ana kadar bastırmaya devam ediyorum. Adam olur da ufak bir hata yapar. Azıcık arkası kayar, bir şey olur. Hemen adamın arkasına yapışıp bir an önce geçmek istiyorum. Adamın en ufak hatasını affetmeyeceğim yani. İşin özeti o. Ama benim race pace'im, yarış hızım, adamın yarış hızı birbirine çok yakın ve henüz yakalayabilecek hıza yaklaşamadım bile. Onu söyleyebilirim. Adam benden daha hızlı bile dönüyor. O yüzden de çok şey yapmıyorum. Hani bir yandan da kafamda üçüncülüğün iyi olduğunu telkin etmeye çalışıyorum. Aracın hasarlı olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum kendime sürekli. Evet, son iki turun içindeyiz abi şu anda. Bir yandan da. Şu an onu da fark ediyorum son iki tura girdiğimizde. Arada biraz açılmaya başladı farkındaysanız. Onun sebebi de son iki tura girdik. Adamı belli ki geçemeyeceğiz hata yapmadığı sürece. Hata yaparsa da zaten biraz ara açılsa bile geçeriz. Tempo düşürelim. Hata yapmayalım. Kazaya belaya bari en azından şu andan itibaren bulaşmayalım. Zaten 11 incident almışız. Yanlış görmüyorsam. Çok fazla. Daha fazla incident bulaştırmak istemiyorum kendime. Artık son tura gireceğiz. Aynen öyle. Beyaz bayrak geldi. Şu andan itibaren adamı geçebilme ihtimalimiz yok. Kaza yapmadığı sürece ki trafiğin içine girecek, tamam eyvallah, ama ne kadar büyük bir trafiğin içine girerse girsin adam da akıllı bir adam. Çok böyle hani öngörüsüz, algıları düşük falan bir adam değil. Çok rahat bir şekilde yarışı kovalamaya devam edecek. Hata yapmadan biraz süre kaybetse bile benim önümde bitirmeyi başarabilecek bir adam. Onun farkındayım. O yüzden de çok fazla zorlamıyorum artık. Bıraktım. Öyle söyleyebilirim yarışmayı. Burada önümdeki GT400'ünden ikinci vitese kadar düşmek zorunda kaldım ve ara biraz daha açıldı. Zaten geçme ihtimalimiz çok yoktu. İyice o ihtimal sıfırlandı diyebilirim. Hele burada Corkscrew'a girmeden önce GT4'leri o geçmeyi başardı. Ben GT4'ün arkasında kaldım ve artık hiçbir şansımız yok arkadaşlar o adamı geçme konusunda, öyle söyleyebilirim. Çünkü burada çok ekstra yavaşlamak zorunda kaldım. Şanssızlık biraz da yani. Ama tabii gün sonunda tamamen benim hatam. Gaza gelip fazla yapmamam gereken bir hareket yapıp spin attım. Ve bu yüzden de bunun bedelini yarışın sonunda ödedik efendim. Birazdan mikrofonu düzelteceğim ve sizlerle konuşacağım zaten. O yüzden kaydı burada donduruyorum abi. Ve gidip mikrofon ayarlarımı yapıp geri geliyorum. Şu anda sesim geliyor mu? Evet geliyor. Arkadaşlar gerçekten bu neydi ya? Bu nasıl bir yarıştı abi? Yarışın yarısında mikrofonun bağlantısı koptu. Sallandığı için muhtemelen giriş kablosu bir çıktı girdi, bir şeyler oldu orada. Mikrofon gitti, dikkatim dağıldı ilk başta. Ama sonrasında dedim ki bu aslında benim için bir avantaj. Konuşmadan sürersem daha fazla yola odaklanabilirim ve daha önde bitiririm dedim. İkinciliğe kadar çıktık biliyorsunuz. İkincilikte de bayağı bir uzun süre kaldık. Çok güzel süreler attık. Trafikte çok iyiydik. Ama sonrasında ne oldu?
Ben yine zıpırdamı yaptım. Konuşmazsam olmaz dedim. Bir tepki vermezsem olmaz dedim. İşte birini geçiyorum böyle yapıyorum. Kötü sürü atıyorum böyle yapıyorum falan. Bir hareketler yapmaya başladım. İlk virajda, bu virajda hatta direkt gösterir miyiz ya pozisyonu? Gösteremeyiz herhalde. Your Stupid demiş birisi bana. Tim Shepard diye bir adam. Tim Shepard. Hangi arabayı sürüyormuş ya Tim Shepard? Dur bakayım. Ben kimseye bir kaza da yapmadım ki. Yarışın başında birine dokundum. Onu mu diyor acaba? Yarışın başında dokunduğum adam olabilir bu. Hasarım var mıydı? Arka kanatta bir hasar var gibi hissettim abi ya. Çok fazla hissettim onu. Yani garip bir şekilde yüksek süratli virajlarda araç yol tutmuyordu. Ben de dedim arka kanat falan hasar aldı dedim herhalde dedim ama şurada bir hasar var görmüş olduğunuz gibi. Muhtemelen bu yüzden siz söyleyin. Yüksek süratli virajlarda doğru düzgün viraj dönemiyordu. Çok fazla arkadan kaymaya meyilliydi yani. Çok kontrollü gitmeye çalıştım. Sakin gitmeye çalıştım. Ona rağmen güzel turlar attık. Fena değildik. Sadece 11. sırada aldık işte. Yarış bizim için çok talihli geçmedi. Şuralarda bir yerde. Şöyle bir pozisyondu. Adam bize yol verdi abi. Açıldı, fren yaptı, dışarıda kaldı. Ben de dedim adam bize yol veriyor ne güzel falan. Elimle böyle şeyler yapmaya çalıştım. Virajın ortasındayım o sırada. Viraj dönüyorum. Bir de freni kaçırmışım galiba. Ya da frene fazla bastım. Bilmiyorum. Ekstra bir şey oldu orada. Sonra bir baktım arkası geldi. Arkası geldikten sonra biri dokundu. O saatten sonra yine üçüncü kalabilmek bile benim için büyük bir başarıydı. Yani kendimi tebrik mi edeyim, takdir mi edeyim yoksa ne yapayım bilemedim. Bu arada Tim Shepard diye birisi bize niye şey yapmış abi ya? Ne demiş yani? Niye demiş yani? Şimdi Tim Shepard nerede? Yarışın başında muhtemelen dokunduğumuz adamdır diye düşünüyorum ya. Yarışın başına bir gideceğim abi. Çünkü başka kimseye bir zararım dokunmadı yani sanmıyorum. Belki GT4'lerden biri bana demiştir onu. Yo önümdeki adam. Yarışın başında dokundum diye startta. Startta şöyle bir dokundum ya. Halbuki netcode yani. Aslında çok sert dokunmadım. Dokunmuş. Ama o kadar hasar alacak kadar değil ya. O kadar büyük bir şey değil yani. You're stupid demeye gerek yoktu. Sen salaksın demiş adam kısacası bana. Ya olabilir böyle şeyler abi. Yarışın başı herkes start alacak. Gergin zaten. Yüksek elo. Olabilir böyle şeyler. Adam 6. olmuş. Yine artıda bitirmişsin işte. Daha ne istiyorsun abi? Neyse arkadaşlar. Umarım dublaj yapmayı unutmamışımdır. Öncesine yarışın yarısı mikrofonsuz geçti. Kusura bakmayın efendim. Yapmış olmam gerekiyor. Daha çok odaklandık ama işte dediğim gibi ufak birkaç hata yaptık. Olur öyle şeyler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. You don't really want no problem.